8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Sektörün nabzını tutmaya ve yenilikleri ekranlarınıza getirmeye bu hafta da devam ediyoruz. İlk olarak sizleri Fransa'ya götüreceğiz ve DS7 lansmanından izlenimlerimizi getireceğiz ekranlarınıza.
lansmanlar arka arkaya sevgili seyirciler, birinden bir diğerine yetişmeye çalışıyoruz. Bundan önce Paris'teydim, oradan Nice'e geçtim ve DS7 lansmanına katıldım. Üst üste uçuşlar tabii ki yorucu oluyor, biraz da insanın konsantrasyonu dağılıyor ama güzel bir rotada böyle konforlu bir aracı kullanmak da gayet keyifli. Şimdi araçlarımızı teslim aldık ve güzel bir yola çıktık. Bu rotada aracı deneyimleme şansına sahibiz. Kısa bir süre kullandım. Neler hissettim? Öncelikle onları paylaşacağım. Ama net olarak şunu söyleyeyim. Bu aracın tabii ki detaylı testini ise İstanbul'da yapacağız. O yüzden hani atlanan noktalar olursa ne olur kusura bakmayın. Kısa sürede neler hissettirdi, neleri gözlemledik onları anlatmak ilk önceliğimiz olacak. Şimdi DS7 lansmanına geldiğimizde DS7 aslında yeni DS7 değil, yenilenmiş, makyajlanmış, bazı özellikleri geliştirilmiş bir araç. Bunlar tabii ki hem konfor hem teknolojik anlamda hem de tabii ki tüketim anlamında da bazı dokunuşlar var, motorda da var. Onlardan size bahsedeceğim. Ön yüzde daha geniş bir ızgara var ve o eskiden tek şerit olan LED aydınlatma daha çoklu olarak karşımıza çıkıyor. Daha güzel bir görsel sunuyor. Ön yüzden devam edelim. LED aydınlatmalar, her bir tarafta 84 LED var. 3 sıra üzerine kurgulanmış. Gece çok güzel bir görüş sunuyor. Uzunları yaktığınızda 380 metreye kadar, şehir içinde de 50 kilometrenin altında 65 metre genişliğinde bir aydınlatma sunuyor. Ama bunu nasıl yapıyor? Eğer önünüzde veya karşınızda bir araç varsa o bölgeyi karartıyor, boşlukta kalan yerleri aydınlatıyor. Dolayısıyla ne önünüzde giden aracın ne de karşıdan gelen aracın rahatsız olmasını engelliyor. Bu şekilde de iyi bir aydınlatmayla seyahat etmenizi sağlıyor bu LED aydınlatmayla. LED'ler arkada da kullanılmış. Arkada da inceltilmiş stop grubu yine dikkat çekiyor. Şık bir tasarımı var. Zaten biliyorsunuz DS Fransızların premium segmentte konumlandırdığı lüks markası. İlk bindiğiniz andan itibaren o lüks algısını size hissettirmeye çalışmışlar. Deri döşemeler, dikişler, işte bu ortada bir saat var. Aracı çalıştırdığınızda dönerek açılıyor. Ama hani normal bir saat, bence çok da lüks bir saat değil ama orada farklı bir hava katmış. Hemen altında durdur çalıştır düğmesi, start stop düğmesi buraya konumlandırılmış. Bunun için biraz alışmanız gerekiyor. Çünkü ben de ilk bindiğimde ya direksiyonun arkasında ya orta bölümde bu düğmeyi aradım. Yukarıda böyle 2 saniye basarak çalıştırıyorsunuz aracı. Ondan sonra sessiz bir şekilde çalıştığı için de çalışıp çalışmadığını burada göstergelerden takip ediyorsunuz. Bizim kullandığımız versiyon 225 beygirlik plug-in hibrit versiyonu. Plug-in hibrit versiyonda siz aracı bir kablo yardımıyla şarj ediyorsunuz. O alışkın olduğumuz hibrit versiyonlardan en büyük farkı bu. Yani kendi kendini şarj edip giden versiyondan değil. Sizin şarj etmeniz gerekiyor ki bize verilen o gücü, torku tamamen hissedebilmeniz için. DS7'de Formula E'den gelen büyük bir altyapı geri kazanım var. Buradaki bilgilerin tamamı bu araca aktarılmış durumda. Dolayısıyla yolda giderken aslında elektriğin, yani bataryanın tamamını bitirmenize size müsaade etmiyor. Sürekli olarak bataryada bir rezerv bulunduruyor ki böyle acil durumlarda gaza yüklendiğinizde bu gücü kullanabilin diye. Aşağı yukarı 60 kilometrelik bir sadece elektrikli gidebilme menziline sahip ki şehir içinde bu aracı kullanıyorsanız o zaman 1.2 litreye kadar düşen düşük yakıt tüketim değerlerini imza atabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunun için de sizin aracı sürekli şarj ediyor olmanız lazım. Yani bataryayı dolu tutuyor olmanız lazım. Kullanırken neler hissediyorsunuz? Evet, içeride lüks bir ortam var. Tasarımsal anlamda baktığınızda da çok yumuşak bir kullanım var. Bir elektrikli araç kullanır hissinde gidiyorsunuz yolda. Ekonomik gidebiliyorsunuz. Tabii ki bu sizin kullanımınıza ve gittiğiniz yere bağlı. Orta bölümde de yine o DS'te görmeye alışkın olduğumuz düğmeler yer almış. Ama bu düğmeleri maalesef
maalesef gece görmek biraz zor. Hangi düğmenin ne olduğunu biraz ezberlemek gerekiyor. Ortadaki vites koluna baktığımızda ise Stellantis grubundaki diğer markalarda da görmüş olduğumuz bir vites kolu var. Bunu da keşke yenilenmeyle beraber değiştirselerdi. Yani daha minik böyle joystick ya da böyle bir şalter tipi vites olsaydı daha şık olabilirdi diye düşünüyorum. Süspansiyonlar kullandığınız sürüş moduna göre değişiyor. Ben şu an hibrit modda kullanıyorum. Bunu isterseniz comfort modda veya sport modda da kullanabiliyorsunuz. Sport modda tabii ki araç biraz daha canlı, biraz daha sert hale geliyor. Ama hibrit ve comfort modda hem direksiyon daha yumuşak, süspansiyonlar daha yumuşak. Hazır süspansiyon demişken bir özelliğinden daha bahsedeyim. Buradaki kamera yardımıyla yoldaki girinti ve çıkıntıları, çukurları algılayarak her bir süspansiyonu bağımsız kumanda ederek aracın düz bir zeminde gidiyor hissiyatı yaratılıyor bu araçta. Türkiye 1.5 dizel versiyonu da gelecek. 130 beygirlik bir versiyon bu. Daha önceden tanıdığımız bir motor. Ekonomi yönünden ekonomik. Yeterli düzeyde güç sunuyor. Bunun dışında artık 1.5 plug-in hibritleri görmeye başlayacağız. Farklı güç çıkışlarıyla. Şu an bizim kullandığımız dediğim gibi 225 beygirlik versiyon. Kastrol Magnetekli işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile beraber sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bülent Öney sormuş. Murat Bey merhaba. Aracım 11 yaşında 185 bin kilometrede. Fren sistemiyle ilgili disk, balata ve fren hidrolik sıvısı dışında bir değişim yapmadım şimdiye kadar. En son balata değişiminde ustam arka kaliperlerin değişmesi gerektiğini söyledi. Pistonları çok sıkı dedi. Pistonların O-ring takımları değişebiliyor mu? Bilgi verirseniz memnun olurum. İyi yayınlar demiş. Serdar abi tam senin konun. Tabii ki O-ringlerin değişmesi bir çözüm olabilir. Ama kaliperdeki silindir hücrelerinin deforme olmuş olması olabilir. Ovalleşmiş olabilir. Pistonlar ovalleşmiş olabilir. O-ring lastiklerinden değil de bu aksamdan dolayı sürtünmenin fazla olmasından dolayı pistonlar sıkışmış olabilir. Artık günümüzde yedek parça bulabilmek, her aksamın yedek parçasını, tamir takımını bulabilmek de eskisi kadar mümkün değil. Yani artık motorlar bile eskiden biliyorsun pistonlar değişirdi, segmanlar değişirdi, crank değişirdi, yatak değişirdi, piston kolları değişirdi. Bugünkü günümüzdeki motorların çok büyük bir kısmında artık piston bile satılmıyor. Yarım motor alıyorsunuz, pistonlarla birlikte crankı ve kolları alıyorsunuz. Çünkü imalat çok daha hızlandı ve çok daha ucuzladığı için o işe harcayacağınız İşçilik yerine yarım motoru satın alıyorsunuz, tık diye takıyorsunuz. Aracınızda 3 gün 4 gün yatıp rektifiyecilere gidip pistonlar oyulacağına, 3-4 gün yatacağına o gün çıkıyor. Çok yakından takip etmiyorum bütün markaları, bütün modelleri. Edebilmek de mümkün değil. Markaları etseniz bile modelleri takip etmek mümkün değil. Acaba arkadaşımızın aracının arka kaliperlerinin piston lastikleri, yani onlara biz fren lastiği diyoruz, kaliper lastikleri var mı, satılıyor mu? Satılmıyorsa, eğer orijinal parça yoksa asla ve asla uydurma bir iş yapmasına asla tavsiye etmem. Tek tavsiye etmeyeceğim şey budur. Ya bilmem nenin lastiği var, biz bunu o bilmem nenin O-ring'ini uydururuz veya biz bu O-ring'i üretiyoruz var diye herhangi birinden alıp o lastikleri değiştirmesini asla tavsiye etmiyorum. Fren hayati sonuçta. Eğer çünkü özellikle fren hidroliği çok aşındırıcı bir malzemedir. Sizin taktığınız O-ring'i 3 gün 5 gün gidebilir. 3-5 gün sonra fren hidroliği o O-ring'i eritir. Eritmesinin karşılığında bu sefer hidrolik kaçağı olur. Yani fren patlaması dediğimiz şey usule gelir. Yani özet olarak arkadaşımıza şunu öneriyorum. 1. Eğer üreticinin böyle ambalajında, o üreticinin üzerinde ismi yazan, yedek parça numarası yazan bir fren tamir takımı, buna da fren tamir takımı diyoruz aslında O-ringlere. Fren tamir takımı varsa o fren tamir takımıyla
tamiratı yapabilir. Eğer aksamlar bu tamirata uygunsa yapabilir. Dediğim gibi pistonlarda bir ovalleşme veyahut kaliperin içindeki silindirde bir aşıntı, büyüme varsa zaten bunu yapabilmek mümkün değil. Bundan sonraki geriye kalan çözüm de kaliperleri değiştirmek. Tek çare buysa da mutlaka bu tamiratı yapmasını tavsiye ederim. Evet, ben de fren olduğu için bu konuda hassas davranmasını öneriyorum Bülent Öne'ye. Çünkü 11 yaşında 185 bin kilometrede ve hayatınız bu frenlere bağlı, biliyorsunuz. O yüzden fren konusunu ihmal etmeyin. En iyi şekilde, en doğru şekilde yaptırın diyorum. Evet, teknik konulardaki sorularınızı bekliyoruz. Her hafta bu soruları Serdar Bostancı ile beraber yanıtlamaya devam edeceğiz. Pandemiyle beraber ilginin arttığı sektörlerden bir tanesi de motosiklet sektörü oldu. Çünkü kuryeler arttı, biliyorsunuz. Elimiz kolumuz oldular. Tüm siparişlerimizi onlar getirdi. Bireysel ulaşıma ihtiyacımız oldu. Bir motosiklet aldık. Özgürlük istedik. Bir motosiklet aldık. İşte dolayısıyla bu sektör bu kültürde yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Peki motosiklete olan ilgimiz var ama motosikletten korkanlar da var. Bunu yenmek için neler yapmalıyız? Motosiklet kullanmadan önce ve sonrasında eğitim almalı mıyız? Nasıl bir eğitim almalıyız? Bu gibi soruların cevaplarını araştırdık ve bu haftadan itibaren bölüm bölüm sizlere yayınlayacağız. İlk bölümümüz, neden motosiklet kullanıyoruz veya kullanmıyoruz? Korkularımız neler? Eğitim aldık mı? Bununla ilgili ne gibi tesisler var? Sevgili seyirciler, ülkemizde motosiklet kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Kimi ticari amaçlı, kimi keyif için, kimi ulaşım için. Ancak hala motosiklet kullanmaktan çekinenler var. Biz de sizlere sorduk. Kullanıyor musunuz motosiklet? Kullanmıyorum. Neden? Aracım var. Bir de aslında niyetlendim de araca döndü olay. Araca döndü. Evet. Peki motosiklet kullanmayı nasıl görüyorsun? Ya, biraz riski var. Hatta bayağı var. Kullanmıyorum. Yani. Neden? Şeytan bir aracı diyorlar. Ama ben yaştan ötürü kullanamıyorum. Ailevi bir kaza oldu, ondan kullanmıyorum. Peki, neden kullanmıyorsunuz? Çekince nedir? İstanbul'da tehlikeli motosiklet kullanmak. Pisti görüyorum işin doğrusu. Çok sıkıntılı kullanan insanlar var. Kurallara uymuyorlar. Kurallara herkes uysa ben de kullanmayı düşünüyorum. Hevesim var esasında. Yürümeyi seven bir insan olduğum için o yüzden kullanmıyorum. Yoksa herhangi bir çekinceliğimden dolayı değil. Hayır. Neden peki? Yani tehlikeli olduğu için. Zararlı çünkü, sıkıntılı bir motosiklet. Eğitim alsanız kullanmak ister misiniz? Kesinlikle. Üstüne para verseniz bile kullanma. Kullanıyorum abi. Peki neden kullanıyorsun? Yani trafikten daha kolay atlatabilmek için. Hiç istemedim hayatım boyunca, o yüzden kullanmıyorum yani. Ehliyetim yok abi, bir de tehlikeli diye kullanmıyorum. Güvensiz buluyorum. Türkiye'nin trafik ortamında bisiklet yolu falan da yok. Malum zaten bizim trafikte de çoğu şoförler de telefonla vesaire uğraştığı için. Yani arabalarda problem oluyor, motosiklette direkt olarak sorunu yaşayacağımı düşündüğüm için kullanmıyorum. Araç kullanıyorum. Normal araba. Evet. Peki motosiklet kullanmayı neden tercih etmezsiniz? İstanbul koşullarında kullanmak tehlikeli. Hem yoğun trafik hem tehlike açısından güvenli pek görmüyorum. O yüzden tercih etmiyorum açıkçası. Motosiklet kullanıyor musun? Hayır. Alamıyoruz. Ehliyet alamıyoruz yani. Ehliyet alsan kullanacaksın. Evet. Peki ehliyet dışında ekstra bir eğitim almayı düşünür müsün? Daha iyi olur benim için. Benim açımdan daha iyi olur. Yok abi. Neden? Korkuyoruz ya motosikletten. Peki kullananlar bu konuda ne kadar bilinçli ve eğitim aldılar mı? Neden motosiklet kullanıyorsun? Seviyorum. Peki başka ne sağlıyor sana motosiklet kullanmak? Kolay ulaşım sağlıyor. Ehliyetin var. Var. Peki ehliyetini almanın dışında ekstra bir eğitim aldın mı? Hayır, almadım. Ya babam sağ olsun o yardım etti. Başka yok. Neden motosiklet kullanıyorsunuz? İş için kullanıyorum şu anda. Peki ehliyeti aldınız, daha sonra herhangi bir eğitim aldınız mı motosiklet kullanmayla ilgili? İlk motorumu aldığımda eğitmendi motosiklet sahibi. Hı hı. Bana motor dersi vermişti o sıra. Eğitim aldın mı? Aldım. Nereden ehliyet aldın? Ehliyet kursundan aldım. Başka eğitim aldın mı? Ya ondan başka eğitimler var ama şu anlık İhtiyaç görmedim. Ehliyetin dışında bir herhangi eğitim aldın mı? Aldım. Eğitim aldın mı? Ehliyet sınavına girdin, kursa gittin. Onun dışında ekstra bir eğitim aldın mı? Aldım. Sürücü mürücü şeyini hepsini aldım. Nereden aldın eğitimi? Sürücü kursundan. Onun dışında bir eğitim aldın mı? Yok. Sürücü kursuna gittin, ehliyetini aldın. Gittik, evet, ehliyetimizi aldık. Bunun dışında bir eğitim aldın mı?
Bunun dışında ekstra eğitimler oluyor. Benim arkadaşlarım var MTK'cılar. Onlardan eğitim alabilir isteyenler, dileyenler. Eğitim almalarını tavsiye ederim. Neden motosiklet kullanıyorsunuz? Trafikten kaçmak için. Daha pratik herhalde. Evet. Peki ehliyet almanızın dışında herhangi bir ekstra eğitim aldınız mı motosikletle ilgili? Evet aldım. Nereden aldınız? Ehliyeti veren kurs tarafından. Tamam, onun dışında ekstra bir yok, eğitim? Yok, ekstra bir eğitim almadım. Ekstra almadım. Yok, hayır. Neden motor kullanıyorsunuz? İşe daha rahat gidebilmek için, daha çabuk. Peki eğitim aldınız mı hiç ekstra bir eğitim? Hayır, ehliyetini aldım sadece. Sağlıklı bir motosiklet kültürünün oluşabilmesi için eğitim şart diyoruz ve sizleri Honda Gelişim Merkezi'ne götürüyoruz. Oo, burayı gayet güzel yapmışsınız. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, Honda Gelişim Merkezi'nde Selim Ergeçer uzmanımızla beraberiz. Bundan sonraki süreci kendisinden dinleyeceğiz. Selim, öncelikle buraya nasıl geliyoruz? Söğütlü Çeşme ve Bostancı'dan kalkan servisimizde. Otomobilinizde. Veya motosikletinizle buraya gelebilirsiniz. Buraya geldiğinizde motosiklet için özel ayrılmış otoparkımız bulunmakta. Yani güvenle motosikletinizi burada bırakabilirsiniz eğitim boyunca. Ondan sonraki süreç nasıl işliyor? Ondan sonraki süreçte sizlerle kahvaltı ikramımız var. Çay kahve ikramımız var. Bir form dolduruyoruz. İşte burada yapılacaklarla ilgili bilgilendirme bir formumuz var. Sonrasında sizleri içeri alacağız. İçeride kısa bir tanışma, sonrasında da dersimize teorik olarak başlayacağız. Evet, şimdi buradaki eğitim süreçlerinden, gelişim süreçlerinden size bahsedeceğiz. Çünkü kademe kademe çok değişik gelişim süreçleri var burada ama biraz motosiklet kültüründen bahsedelim. Neden böyle bir tesis kurdunuz? Motosiklet kültürü nedir? Türkiye'de motosiklete bakış nasıldır? Bunu senden dinleyebilir miyiz? Buradaki amaç öncelikle insanları bilgilendirmek. Yani motosikletin tehlikeli olmadığını. Tehlikeli olmadı. İşte motosiklete eğitim aldığınızda güvenli bir sürüş yapabileceğinizi burada aslında göstermek adına. Burada seviyelerimiz var. Başlangıç seviyesinden başlıyor. İkinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye, yolculuğu seviyede devam ediyor. Bir de en önemli fark benim gözlemlediğim diğer bu gelişim merkezlerine kıyasladığımızda burada bir off-road alanı var. Bu da işin biraz rengini farklılaştırıyor. Evet, şimdi biz yeni bir yere geçtik, yeni bir yer kurduk. Bu yeni yerimizde off-road'u da ekledik. Ya burada off-road'un amacı da işte off-road evet toprak alanda kullanıyorsunuz ama belki dışarıda kullanmayacaksınız. Buradaki amaç toprak ve asfalt arasında farkı göstermek. Kullanımımızı, asfaltik kullanımı ne kadar fark edeceğini göstermek adına burada da off-road eğitim veriyoruz. Peki off-road eğitimi aldığımda bana neler katıyor asfaltta kullanırken? Şöyle motosikletiniz olabilecek bir kontrol kaybı olduğunda neler yapacağınızı burada zaten gösteriyoruz. Zaten buradaki amaç toprağın farklı, hareketli bir zemin olduğundan dolayı dışarıda size çok büyük faydası olacaktır. Neden motosiklet kullanmalıyız? Şimdi hep bir motosiklet kültüründen bahsediyoruz ama motosiklet kültürü nedir? Neden motosiklet insanlar kullanmalı? Neler sağlıyor? Motosiklet ilk başta trafik. Önce özgürlük diyorum ben. Çünkü özgür motora bindiğinizde bu kapalı bir aracın içindeki durumdan kurtuluyorsunuz ve gerçekten dışarıdaki hava teneffüs edebiliyorsunuz. Etrafınızı daha rahat görebiliyorsunuz. Bunun için ben özgürlük adına. Sonrasında trafik, ulaşım. Zaman en büyük, yani şu anda İstanbul'da yaşayan insanlar için en büyük sıkıntımız zaman bizim. Trafik ediyor geçirdiğimiz zaman. Motosikletle bunu daha az zaman indiriyoruz. Daha evet, kısa çekiyoruz. Daha kısa sürelerde ulaşım sağlayabiliyoruz. Daha kısa zamanlarda. Benim gözlemlediğim tabii ki yakıt. Otomobile kıyasla çok daha az bir tüketim değeriyle bir yerden bir yere ulaşıyorsunuz. Masraf olarak da baktığınızda, işte otomobile baktığınızda işte masrafı hakikaten 3'te 1 daha da düşüyor. Yani bizim için daha ekonomik aslında. Yani bunu, ekonomik bir ulaşım aracı, özgür bir ulaşım aracı, zamandan kazandırıyor, yakıttan tasarruf ettiriyor. Park sorunu çok önemli bu arada. İstanbul'da biliyorsunuz gittiğiniz yerlerde park yeri bulamıyorsunuz ama motosikletle hemen hemen her alan, her boşluğu kullanabiliyorsunuz.
sadece offroad değil, burada kimler eğitim alabiliyor? Burada kimler eğitim alabiliyor? 17 yaşını doldurmuş arkadaşlarımız, müşterilerimiz gelip burada eğitim alabiliyor. Hı hı. Dediğin gibi seviye seviye eğitim olacak. Seviye seviye bir başlangıç seviyemiz var. Evet. İkinci seviyemiz var. Üçüncü seviyemiz var. Yolculuğu var. Dört var. Evet, yani kademe kademe. Yolculuğu dediğin artçılı eğitim de veriliyor. Evet, bu da çok önemli. Şimdi şunun altını çizeyim. Burası kesinlikle ve kesinlikle bir ehliyet verme kurumu, mekanizması yeri değil. Burada ehliyet verilmiyor. Ama ehliyet almak istiyorsanız, motosikletle tanışmak istiyorsanız, tanışabileceğiniz en güvenli, en doğru yerlerden birisi. Bunun ötesinde motosiklet ehliyetiniz var. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz, bilgi ve becerinizi arttırmak istiyorsunuz. O zaman yine buraya gelip kendi seviyenize göre bir başlangıç belirleyip oradan devam edebiliyorsunuz. Kendinizi daha ileri seviyelere taşımak istiyorsanız da ileri seviye eğitimleri alarak belki daha büyük motorlar, belki daha uzun yolculuklar için hazırlık yapabiliyorsunuz. Şimdi motosiklet kullanmadan evvel böyle bir niyetimiz, isteğimiz varsa nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler yapmamız şöyle gerekiyor? Şöyle diyeyim, öncelikle motosiklete başlayacak, hiç binmemiş arkadaşlar başlangıçta başlatıyoruz. Hı hı. Burada tek bizim istediğimiz bisiklet dengesinin olması gerekiyor. Bisiklet dengesinin olması gerekiyor. Neden? Çünkü motosikletin temeli bisiklet. Hı hı. Denge. Bizim için en büyük şey. Hı hı. Bisiklete bindik. Evet, biniliyor ama bisiklete aktif binmemiz gerekiyor. Hı hı. Bizim çünkü işte bindik, ne zaman bindik? Küçük yaşlarda bindik. İşte 20 sene, 30 sene geçmiş, bisiklete binmediniz, buraya geldiğinizde sıkıntı olabiliyor. Hı hı. Biz aktif olarak binen kişiler istiyoruz. Hı hı. Onlar tebelini oluşturuyor tabii, bu işin. Evet. Sonra motosikletle tanışıyorlar. Motosikletle burada. Burada kademe kademe, yani motosiklet alın, binin, işte gidin demiyoruz kesinlikle. Hı hı. Burada kademeli olarak, önce işte birazdan da gösterici göreceğiz. Önce işte üstünde oturuyoruz, vites çalıştırıyoruz, yavaş yavaş hareket ettiriyoruz, kavrama derken eğitimimizi gün sonunda motosiklet kullanır hale geliyoruz başlangıç eğitiminde. Evet, gayet güzel. Bunlara geçmeden önce eğitimlere, bu bölümün sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama ben size bir tesisi de göstermek istiyorum. Selim, bize bir gezdirir misin? Buyurun. Tesiste neler var bir görelim. Tabii, ondan buyurun. Sonra da seviye, başlangıç seviyesiyle beraber de eğitimlerimizi sizlere anlatmaya başlayalım. Evet, burada dersimiz var. Hı hı. Burada dersliklerimiz var. Hı hı. Burada dolaplarımız var, dinlenme alanımız. Burada eşyalarınızı kilit dolaplara koyabiliyorsunuz, güvenli tutabiliyorsunuz da. Evet, burası ekipman odamız. Burada her çeşit, her model kaskımız var. Hı hı. Açık ve kapalı olmak üzere. Montlarımız var, yağmurluklarımız ve ekipman, off-road ekipmanlarımız burada mevcut. Bunları sizlere hijyenik olarak temin ediyoruz. Burası bizim yıkama alanımız. Eğitim verdiğimiz motosikletleri burada yıkamını, temizliğini yapıyoruz. Hı hı. Sonrasında kendi motosikletimizin burada bakımını yapıyoruz. Eğitim verdiğimiz motosikletlerin bakımını. Hı hı. Burası da bizim motosiklet park alanımız. Hı hı. Eğitim araçları burada. Burada eğitim araçlarımız sıralı. İşte 650'lerle büyük CC motorları 3 ve üzerine veriyoruz. Offroad motorlarımız var. Çocuklar için yaptığımız eğitimin motosikletleri var, yapacağımız. Ve başlangıç eğitimin motorları var. Bu tesis ne kadarlık bir alana yayılmış 12 durumda? Dönüm. 12 dönümlük bir alandayız. Evet, görmüş olduğunuz gibi Honda Gelişim Merkezi bu şekilde tüm odalarını, buradaki bakım odalarını hepsini gördük. Önümüzdeki haftalardan itibaren ise eğitim seviyelerini başlangıç seviyesinden itibaren sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama önümüzdeki hafta yine sektördeki gelişmeleri 8. etapta takip edebileceksiniz. O zamana dek hoşça kalın.